Çorum Belediyesi Ulusal Aşçı ve Pastırma Şampiyonası'nda konuşmasını yapmak üzere Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'ı davet ediyorum. Değerli Belediye Başkanı, çok kıymetli AK Parti İl Başkanı ve Konfederasyon Başkanı ve diğer misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tabii bugün burada ilkini gerçekleştirdiğimiz Çorum Belediyesi'nin öncülüğünde ve Aşçılık ve Pastacılık Federasyon Başkanımızın Gökhan kardeşimizin katkılarıyla değişik illerden Çorum'da misafir olarak gelenlerle bu işin üstadları, bu işin kompedanlarını burada buluşturmalarından dolayı ben de öncelikle belediye başkanıma, Zeki başkanı ve Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Genelde katkı veren tüm kurumlara, buradan hocam nerede? Kız meslekçisi, yiyecek içecek bölümü, öğretmenlerden Nurhan Hanım'a ve ekibine, çocuklarımıza, kızlarımıza, yavrularımıza teşekkür ediyorum. Tabii birbirini şefkatle sarılan çocuklarımıza da teşekkür ederim. Ayrılacak mısınız? Hayırdır? Yabancı mısınız, Çorumlu musunuz? Safranbolu. Sen? Aynı yere gidiyorsunuz, niye böyle veda ediyorsunuz? Evet, gerçekten aile. Ailede en güzel sohbetler sofralarda olur. Çok güzel yerden gelir değerli başkanım. En güzel muhabbetler ailedeki ufak tefek sorunların mutluluğa bağlandığı, güzelliğe bağlandığı yer sofralarda olurdu. Maalesef olurdu. Ama günümüzde bizler de dahil bu sofra kültüründen biraz uzaklaşmış oluyoruz. Biz yeniden bu kültürü geliştirmemiz lazım. Akşam sofralarda yeniden sohbet etmemiz lazım. Tabii bunun değişik sebepleri var. İletişim çağındayız, teknoloji çağındayız. Televizyonların olması, televizyonlardaki dizilerin olması. Ve gençlerin özellikle internet kullanarak telefonlar elinde düşmemesi maalesef o sofra kültürünü yavaş yavaş kaybetmeye çalışıyoruz. Ama geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz, örflerimiz aileden aileye, ebeveynden çocuklara, çocuklardan da kendi çocuklarına geçerek giderler. Bunu sağlamamız lazım. Bu toplumda yeniden bir kültüre geçmemiz lazım. En azından yöresel yemeklerimizi unutturmamamız lazım. En azından Türk mutfağına. Emin olun tüm katılımcılar sizler de gitmişsinizdir. Değerli İl Başkanımız Sıtlık Avrupa görev icabı yolculuğunu yapıyor. Belediye Başkanımız yine öyle. Emin olun Türk mutfağı hiçbir yerde yok. Gerçekten. Ama öyle ise, Gökhan Bey'in dediği gibi ise, tanıtmakta zorluk çekiyorsak Avrupa'ya, dünyaya bunda herhalde eksiklik başta bizimdir. Bunu sağlamamız gerekiyor. Emzor'un hiçbir lezzeti Çorum'daki AK Parti İl Başkanı'nın annesinin yemeklerinde olan lezzet hiçbir yerde yoktur dünyada. Söylemekte de haklıdır. Ama yanlış zamanda yanlış yerde söylemiş, onun da cezasını çekmiştir. Bu sofra kültürümüzü yeniden oluşturmamız gerekiyor. Yemek çeşitlerimizi nesilden nesile aktarmamız gerekiyor. Babaanneler kızlarına, kızları torunlarına. Babaanneler torunlarına, kızları yavrularına aktarmamız gerekiyor. Türkiye'de güzel şeyler oluyor değerli kardeşler. Bu organizasyon bile Türkiye'de belediyenin, belediye
Belediyecilik sadece yol yapmak, sadece asfalt yapmakla ibaret değil. Belediyecilik aynı anda sosyal faaliyetlerde de, kültürel faaliyetlerde de, sportif anlamdaki faaliyetlerde de rolünü getirmektir. Bunu da Çorum Belediyesi ile birçok fazlasıyla yapıyor. Ve yapması da gerekiyor. Daimiyle de yapıyor. İnşallah beraber sizlerle beraber bir dahaki ikincisinde de beraber oluruz. Ama buraya gelirken İl Başkanımız, Belediye Başkanımız da şehit cenazesine geldi. Mehmet kardeşimizi bugün dün Hakkari'de şehadet şerbeti geçen kardeşimizi bugün Çorum merkezde Ali İhsan köyünde defnetti. Arkadaşlar, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben her zaman söylüyorum. Biz gittik. Sayın Bakanımız da, Ekonomi Bakanımız Nihat Bey de buradaydı. Vali Bey, biz, belediye başkanı, il başkanı, biz görevimizi bir nebze yaptık. Ama biz geldik, aynı tempoyla devam. Ateş orada kaldı, o evde kaldı. Ateş o annenin yüreğinde kaldı. Ateş o babanın yüreğinde kaldı. O eşin yüreğinde kaldı. O öksüz çocuklarda kaldı ateş. Bu ateş sönmez. Tabii hem gururluyuz, aile adına Allah şehadet mertebesine ulaştırmış Mustafa Eker kardeşimizi, ama anne baba yüreği de farklı bir yüreği. Bunu bizler de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Onun için gençler, geçtiğimiz yol şu anda zor bir viraj. Ülkemiz zor bir dönemeçten geçiyor. Bakın. Bu programları da mutlaka yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. Bu programları Türkiye'deki hayatın devam etmesi gerektiği. Çünkü birileri bu sosyal programların Türkiye'deki hayatın kesinliğe uğramasını istiyorlar. Amaçları o. Türkiye'de kaos çıkarmak, Türkiye'de kargaşa çıkarmak, hiç kimse toplumda dışarı çıkamamak hale gelmiyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bugün silahlı kuvvetlerimiz Afrika operasyonu yapıyor. Ne için? Mustafa kardeşimiz ne için? Çocuklar, gençler, bu Mustafa kardeşimiz biraz önce şehit cenazesinden geliyor. Ne için şehit oldu? Niçin sizler burada böyle güzel sohbet edesiniz diye, değil mi? Sizler burada böyle güzel yarışmalar yapasınız diye şehit oldu. Doğru mu? Sizler okula giden sizleri şu anda anneniz babanız merak etmesin. Güvenli yerde bomba patlamayacak, Irak gibi, Suriye gibi, Afganistan gibi, Pakistan gibi bomba patlamayacak diye merak etmiyor sizleri. Ama o bugünkü defnettiğimiz kardeşimiz, biz burada huzurlu şekilde bu programı yapalım diye şey oldu. Yarın eminim gerekirse buradaki herkes aynı şekilde gider. Onun için değerli kardeşler, bir olacağız, beraber olacağız, biri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Başka şansımız yok. Bunu bir yere not alalım. Başka şansımız yok. Çünkü bu bakın, Orta Doğu'da iki tane ülke var. Biri Hinek'te, biri de elhamdülillah tam olarak huzur içerisinde olan iki ülke kaldı. Biri İran, biri Türkiye. Düşünün mü çocuklar? Afganistan'da savaş var, iç kargaşa var. Çocuklar evden okula gidince anneleri bekliyor. Sağa dönecek mi diye, bomba patlayacak mı? Çocuklar babalarını bekliyor. Akşam eve gelecek mi diye. Afganistan, Pakistan,
Suriye, Irak, Mısır, Libya, Lübnan, Cezayir. Bakın bir Türkiye kaldı. Birlik ve beraber olmamız gerektiğinin altını çiziyorum. Kaosun, kargaşanın olmadığı bir ülke Türkiye. Bunu ilk önce 15, ilk önce Gezi olaylarında yaptılar. Başaramadılar. Çünkü bu millet tüm renkleriyle hangi partiye oy verirse versin bir oldu. Gezi olaylarında yaptılar. Onları biz biliyoruz. Amaçlarını biliyoruz. Ama en büyük haini 15 Temmuz'da yaptılar. Bakın. En büyük haini 15 Temmuz'da yaptılar. Sınırdaki tüm, bunları ilk kez söylüyoruz bakın. Sınırdaki tüm birlikler tamamen içeriye kaydırılmış. FETÖ'cü hain komutanlar da yaptılar. Sınırlar boşaltılmış. O gece darbe olsaydı Türkiye, DAEŞ'i, IŞİD'i, PKK'sı istila edecekti, yağmalayacaktı. Bu kadar da tehlikeli bir süreçte geçti. Ama 15 Temmuz darbe atlatmış bir ülke. Zamanında bir anayasa kitapçığı fırladı diye ekonominin alt üst olduğu dönemleri bilirsiniz. Oysa şu anda savaşsa savaş teröre karşı. Bir sene önce darbe geçirmiş bir ülke, ekonomide dimdik ayakta. Geldiğimiz yer bu. Onun için tekrar ediyorum sizlerin ricam, değerli gençler, değerli çocuklar. Lütfen bir abiniz olarak ricamı dikkate alın. Okullarda devam ediyorsunuz, kesinlikle okuyacaksınız. En iyi yapacaksınız. En iyi okullarda okuyacaksınız, en iyi notlar alacaksınız. Ama hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Bir tane haber sitesi indirin, güncel bir dakikanız alır. Türkiye'de güncel olaylara bir bakın. Türkiye'den bir haberdar olun. Ne olur ne var, işlerde ne olur. Bir dakikanız alın. Herhangi bir haber sitesi indirin, bir dakikada Türkiye'deki o günün gündemini. Çünkü 3 yıl, 5 yıl sonra belediye başkanının yerine sizlerden biri oturacak. Kendilerine. İl başkanının yerinde sizlerden biri oturacak. Öğretmenlerin yerinde sizlerden biri oturacak. Gökhan Bey'in yerinde sizlerden biri oturacak zamanı gelince. Bize de sizin zamanınızda, sizin yaşlarınızda buralarda olacağınızı söyleseler inanmaz, gülerdi. Ama nasip sizi oraya götürüyor. Nasip sizi oraya götürüyor. Oraya gelince de donanımlı bir şekilde bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Onun için tekrar bu organizasyonu yapan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Değerli başkanımıza, değerli kardeşlerime, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Şunda siz bir olduğu sürece şunda kimse unutmasın. Bu bayrak hiçbir zaman bu ülkenin semalarına inmeyecektir diyorum. Hepinize en kalbi duygularına selam ediyorum. Sağ olun, var olun.